Selamun aleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler. Hayırlı günler olsun yine de. Hayırlı günler diyorum ama maalesef ülkemizde, dünyamızda bu aralar hiç de hayra gitmiyoruz. Hayır da değil yani. İnşallah tez zamanda Rabbim selamete çıkarsın. İçlerimiz yanıyor. Ateş düştü bütün ülkemin, dünyamın yüreğine. Ne diyeyim arkadaşlar? Hayat bu kadar insanlara ibret almamız gerektiğini öğretiyor ki ama hiç ibret almıyoruz maalesef. Virüslerdi, afetlerdi. Ya ben birilerine yaktığına kesinlikle inanmıyorum. Yani inanmak istemiyorum daha doğrusu. Biz insanlar olarak bu kadar vicdansız olamayız diye düşünüyorum. Gerçekten. Nasıl diyeyim arkadaşlar? Ya insan olamaz yani bu, eğer kasıtlı yapılan bir şeyse. Kasıtlı yapıldığını ben ihtimal vermiyorum. Belki de biz doğayı kendimiz bu hale getiriyoruz. Kendi ellerimizle yok ediyoruz. Bir pikniğe gidiyoruz arkadaşlar. Cam şişeleri, pet şişeleri ormanda bırakıyoruz, toplamıyoruz, sağa sola atıyoruz. Belki de havalar çok sıcak. Muhtemelen bunların havanın çok sıcak olmasıyla beraber bu cam kırıkları dan da çıkmış olabilir. Ne diyeyim arkadaşlar? Ya gerçekten çok üzgünüz. Vatanımız için, ülkemiz için. Sadece vatanımızda kalmadı. Bütün diğer ülkelerde de sıçradı haberlerde duyduğum kadarıyla. Gerçekten nefesimiz, oksijenimiz, hayatımız, hayvanlarımız, canlılarımız, bütün insanlarımız mağdur oldu. Türkiye kan ağlıyor. Gerçekten. İnşallah tez zamanda Rabbim yağmuruyla söndürsün. Dualarımız hep ülkem için, tüm insanlar için. Yani nasıl diyeyim arkadaşlar? Şu anda işten geldim. Mutfağa girdim, fasulye vardı. Baktım kötü olmanın üzere. Dedim değerlendireyim, dolaba koyayım. Üç kişi zaten bir şey yiyemiyoruz. Eskisi gibi. Ben de çokluğa alışmışım. Elim aza varmıyor. Dedim azıcık dolaba koyayım. Kışın işten geldim mi? Kışın elimiz alır. Anacığım derdi ki yazın armağanı kışa hediyedir kızım derdi. İşte hayat devam ediyor bir şekilde. Nasıl diyeyim? Nasıl söyleyeyim arkadaşlar? Gerçekten yüreklerimiz yandı. Ciğerlerimiz yandı. Hem sohbet etmek istedim sizinle. Hem de duygularımı, düşüncelerimi ifade edemiyorum. Şu anda kelimelerin bittiği yerdeyiz. Yani gerçekten çok zor. Bunu da sağ olsun Sakarya'da ablamız, eşimin halası, akrabası oluyor. Biz hala diyorlar ama ben abla diyorum. Kendisini de çok seviyorum. Allah razı olsun, o vermişti. Uzun bir süre sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Yeri geldiğinde hatalarımız oluyor, kusurlarımız oluyor. Affola. Bilmedik, bilerek veya bilmeyerek sizleri üzdümse, kırdımsa. Yani işte hep umut dünyası, hayal dünyası, işte ekmek davası, 3 kuruş, 5 kuruş işte kazanmak için bu yola çıktık. İnşallah çıktığımız bu yolda da bizi yalnız bırakmazsınız.
desteklerinize ihtiyacımız var arkadaşlar. Ben de daha önce de söylediğim gibi ben de bu ülkem için ne yapabilirsem yapacağım. Allah canımı sağ ettiği müddetçe. Ben ülkemi çok seviyorum arkadaşlar. Doğamı, cennet Türkiye'mi çok seviyorum. Zaten bu ülke nerede olursa olsun, dünyanın öbür tarafında bizde has vatan hasreti, özlemini çeken bütün insanlarımız var. Hep, her şey bizler için. Ne yapalım? İnşallah tez zamanda da selamete çıkarız. Anne buram buram terliyor. Evet ama. Biraz da bugün çok yoruldum. Babam demişti zaten geçen yemek yaparken seni kışkırtacaktım aslında. Nasıl kışkırtacaktım? Yani yemek yok, yemek yap anne falan tarzında işte. Babam dedi ki, oğlum dedi, anan gelince dedi, surat asıksa dedi, yorulmuştur dedi. Az çok, tabii. Yüzü gülüyorsa dedi, yorulmamıştır dedi. Bir de oğlum bugünlerde hiç içimden gülmek gelmiyor ki, biliyorsun. Ormanlarımız yandı, öyle hayvanlarımız tabii yandı, insanlarımız perişan oldu. Ya bütün imtihanlardan geçiyoruz anne. Ya sınavlardan orası, geçiyoruz. Orası öyle tabii anne. Tabii bilerek ve kasti yapılan bir şey aslında bu. Ben bana öyle göre düşünmüyorum. Ben öyle düşünmüyorum. Belki de yok, bu yok cam kırıklarından dolayı. Hayır hayır anne, öyle ondan alakası yok bence. Yani hani şey var yani, provokasyon var yani bu orman yangınlarında, eş zamanlı oluyor yani. Hani tamam desen ki işte bir yerde yandı 10 yer, tamam onu anlarsın da hani Manavgat'ta yanıyor, işte Muğla'da yanıyor, Sakarya'da yanıyor, her yerde yanıyor mesela. Bu eş zamanlı bir operasyon bence. İnşallah yapanları da Allah kahretsin. Cennet yüzü göstermesin Rabbim. İnşallah onlar da ateşlerin içinde yansınlar diyorum. Amin inşallah. Yani İnsan demeye şahit lazım oğlum. Öyle öyle. Onca mesela bir fotoğraf gördüm mesela. Kuş yumurtalarını bırakmıyor mesela. Hani ayrılmıyor yani. Ya ben geçen hayvan haberlerde duymuştum. Zaten haber bakamıyorum bu aralar. Hayvan doğum yaparken canını veriyor. Doğumu yapıyor, canını yanıyor yani. Yanarken o acil esnasında doğum yapıyor. Ya yazık, günah değil mi? O insan dilsiz, Allah'ın dilsiz kulları, sessiz kulları. Cani ya, bunu eğer kasten yapıldıysa bu cani yani. Canilik başka bir şey değil yani. İnsanlıkla alakası olmayan mahluk. Hayvanlar bile bak, köpekle kedi normalde oğlum hani anlaşamazlar değil mi? Evet. Ama Ayşe ile ben gibi. Yani sen şimdi kendinden yapay çıkardın. Yani benzetme olarak söyledim sadece. Ama tabii anlaşıyoruz biz de, şaka bir yana. Yani yeri gelince şey yapıyorsunuz. İşte kedi bile, köpek bile kediyi kurtarmış yanında. Yani bu bir insanlara bir ibret aslında. Bir ders almamız gerekiyor. Ya hiç gerçekten arkadaşlar hiç ders almıyoruz. Gerçekten hiç ders almıyoruz. Yapılan onca felaketlerden, onca virüs çıktı bak, şey felaketiydi. Ve hemen hemen 3 senedir bunlar kıyamet alametleri. Ey Müslümanlar, kendimize gelelim. Allahu Teala bizi uyarıyor ama biz hiçbir şeyden ders almıyoruz maalesef. Hiç ellerimiz yanıyor. Arkadaşlar uzun zaman böyle hiç yürekli bir şeyle çıkmama kararı aldım sizin karşınıza. Beni mazur görün. Hep bu şekilde elimden geldiğince ne yapabilirsem sizlerle karşınızda olacağım. Allah canımı sağ ettiği müddetçe. Ömür verirse tabii ki her şeyin nasip kısmet. Şimdiden bunu söylemek istedim. Hep aynı kıyafet, aynı şey dersiniz diye. Sizinle bugünlük sadece duygularımı, düşüncelerimi paylaşmak istedim arkadaşlar.
Nasıl diyeyim? Gerçekten kelimelerin bittiği, tükendiği yer, sözün bittiği yer. Gerçekten sözün bittiği yerdeyiz. Test zamanı selamete çıkmak dileğiyle sizlere Rabbime emanet ediyorum. Hoşça kalın.